Kanka. Gelsene biraz. Selam. Selam. Ne oldu? Neden buradasın? Tolga Hıyar'ı canımı sıktı çünkü. Aybike ile mesajlaşıyorlarmış. Yani tam olarak mesaj denmese de takipleşiyorlarmış. Like falan atıyormuş bu aptal çocuk. Aybike rahatsız mı etmiş? Yok. Aybike gayet de halinden memnun gibi konuşuyor. Ona da ayrı tutuldum zaten. Boş ver be oğlum, tutulma. Sakin ol, önemli bir şey yoktur belki. Olamıyorum kanka, sakin falan olamıyorum. Konu sevgilim, konu annem, babam, konu sen olunca sakin falan olamıyorum. Böyle beynimde hemen bir damar atıveriyor. Anladım. Neyse, partideyiz şimdi, gerilme daha fazla. Duracağım. Duracağım, şimdi duracağım. Ama okulda bizi zor ayırırlar, bak şimdiden söyleyeyim sana. Ona okulda bakarız Berko. Hadi içeri geçiyorum. Doruk. Bir şey mi var? Nasıl yani? Ya ne bileyim oğlum. Günlerdir arıyorum, geri dönmüyorsun. Hadi okulda Asiye falan var, eyvallah diyorum da. Bak şimdi de benden mi kaçıyor gibisin? Bir sıkıntı mı var? Yok. Yok bir sıkıntı. Emin miyiz? Eminiz. Olursa söyle ama, olur mu? Bir sıkıntı olursa söyle. Söyle. Anlaştık değil mi oğlum? Lütfen söyleme, yalvarırım sana. Söyleme. Söylemeyeceğim. Tamam. Çünkü hiçbir problem bana yalan söylemenden daha kötü olamaz. Bu hayatta babamdan sonra güvenebileceğim tek adamsın oğlum sen. Babam da yok artık. Sırtımı gözüm kapalı dayayabileceğim, beni koruyup kollayacağına inandığım bir tek sen varsın bu hayatta. Bak eğer saçma bir şey yaptıysam, yani ne bileyim istemeden de olsa kalbini falan kırdıysam söyle bana, olur mu? Hemen özür dilerim senden, bak şu an hemen senden özür dilerim. Kardeşimsin lan sen benim. Harbi çok seviyorum seni. Canım kardeşim benim. Aslan kardeşim. Doruk oğlum bak endişelendiriyorsun beni. Bir şey mi oldu oğlum? Benim sana bir şey söylemem lazım Berk. Neyle ilgili? Babamla. Nasıl ya? Nasıl lan, nasıl? Nasıl lan, nasıl lan, nasıl? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl bunu bilip susarlar lan? Ya sen? Dostum dedim. Kardeşim dedim lan sana. Ben nasıl bunu bilip susarsın oğlum? Berk söyledim oğlum sana. Ben de yeni öğrendim bak. İnan bana annem mahvolmuş bir halde. Çok üzgün, çok pişman. Üzgün mü? Pişman mı? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen kafayı mı yedin oğlum? O vicdansız annen de, buna göz yuman baban da cezasını çekecek. Adalete her şeyi anlatacaklar. Yürü lan gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Berk. Bunca zaman neler sakladıysanız hepsini tek 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 anlatacaksın. Babamın katillerinin kim olduğunu söyleyeceksin. Hayır Berk, olmayacak öyle bir şey. Bak anlattım sana. Annemler sebep olmamış dedim. Kazayla olmuş dedim. İnanmıyorum. İnanmıyorum sana. Bundan sonra da hiçbir dediğine inanmıyorum. Babamın katillerinin kim olduğunu anlatacaksın. Yürü gidiyoruz polise. Ben, yürü. Gel.
Oğlum annem suçsuz dedim sana. Berk! İnanmıyorum lan, yürü! Berk, annem suçsuz. Bak, yürü! Yürü! Bak yeter oğlum, bırak kolumu. Yürü sana! Berk, bırak kolumu! Her şeyi anlatacaksın! Oğlum annem suçsuz dedim sana. Berk, bırak kolumu. Gece bitecek her şey, yürü! Berk, bırak kolumu. Oğlum yürü, ne yapıyorsun lan? Delirdiniz mi? Alo! Delirdim! Evet, delirdim! Neden delirdim biliyor musun? Berk, sus. Bu herif var ya, bu herif! Bu herifin annesi! Berk. 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 Berk, Ömer yaşıyor mu? Bir şey söyle Ömer. Durup durmuşsun sen. Yardım et. Berk. Berk. Gel. Berk, iyi misin? Berk. Ah, gel. Berk. Berk, duymuyor musun beni? Berk. Doruk, sen ne yaptın oğlum? Berk. Kimsin Berk? Berk, aç gözünü. Duyuyor musun beni? Berk. Berk, aç gözünü oğlum. Ne olur. Nefes alıyor mu Ömer? Baksana. Nefes alıyor, tamam. Sakin, nefes alıyor. Berk! Berk, aç gözünü kardeşim, lütfen Berk! Oğlum aç gözünü. Berk, aç gözünü. Berk, duyuyor musun beni? Berk! Ömer, yaşıyor mu? Ömer, yaşıyor mu? Yaşıyor, tamam. Nefes alıyor, sakin. Sakin, tamam. Tamam, sakin olsun sen biraz. Aybike kendi gibi davranmıyor ki. Sorun ne? Soracağım, bu kadar yani. Ömer! Ömer! Ne oluyor ya burada? Dur! Ne oluyor ya? Neden baygın? Kafası kanıyor ya, ne oluyor? Biri bir şey söylesin, ne oluyor? Ya tamam, sakin olun, biriniz ambulansı arasın, hadi. Doruk, gel, yan çevireyim. Öksürüyor, öksürüyor. Berk. Berk. İyi misin kardeşim? Berk, iyi misin? İyi. Oh, şükürler olsun. İsmail. İsmail, ne oluyor burada? Ay, ne oldu çocuğa? Başım ağrıyor. Tamam, fazla hareket etme, tamam. Aradınız mı ambulans? Arıyorum şimdi. Hayır. Ambulansa falan gerek yok. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum ya? Ne demek hayır? Berk, kafan kanıyor, farkında mısın? İyiyim ben Aybike. Ambulansa falan gerek yok. Oğlum nasıl iyisin ya? Görmüyor musun halini? Ya biri burada ne olduğunu açıklayacak mı? Benim yüzümden. Ne demek benim yüzümden? Ben onun gitmesine izin... Ayağım kaydı. Öyle düştüm havuza. Düşerken de kafamı vurmuşum. Sakin ol. Akif, Allah seni kahretsin Akif. Allah senin belanı versin Akif. Ya öyle bir dur. Ya bilmeden etmeden niye saldırıyorsun adama? Neyi bilmiyoruz be? Neyi bilmiyoruz? Her şeyi öğrendik. Senin ve o aşağılık karının nasıl cani, ne kadar yalancı olduğunuzu artık biliyoruz Akif. Ayla, biz senin kocana hiçbir şey yapmadık. Tabii canım, hiçbir şey yapmadınız. Ya bırak, bunların hepsini ödeyeceksiniz. Senin ne mal olduğunu biliyoruz zaten. Asıl sen ya, sen bana bunu nasıl yaparsın Hareket? Dur, ne yapıyorsun? Allah senin belanı versin ya. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Ya arkadaş dedik ya, kardeş dedik, dostuz dedik, ortak olduk. Sen ne yaptın?
yaptın? Benim kocamı öldürdün. Hayır Ayla, hayır, asla ben bir şey yapmadım. Bak gerçekten senin düşündüğün gibi değil, öyle değil. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Kes artık, daha fazla küçülme benim gözümde. Bırak, bırak bana masumu oynama. Madem masumdu niye aylarca sakladın? He? Hepiniz bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Babamın ölümüne sebep olmanın cezasını çekeceksiniz. Yahu biz kimsenin ölümüne sebep olmadık. Niye anlamıyorsunuz bunu ya? Ya yalan mı söylüyor oğlun ya? Ha? Doruk yalan mı söylüyor? Ya sana ne demeli? Ha? Sana ne demeli? Senin oğlun, benim oğlum polise gitmesini engellemek için neredeyse öldürüyormuş be. Ya siz nasıl bir ailesiniz ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Ama kaçamayacaksınız. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hepsinin hesabını polise vereceksiniz. Bizim verilmeyecek bir hesabımız yok. Evet, yok. Bak Ayla, lütfen biraz sakin ol. Lütfen dinle bak. Bak gerçekten biz bir şey yapmadık. Evet, kavga ettik, doğru, ama Resul kendi düştü. Biz onu öldürmedik. Biz öyle bir şey istemedik. Asla istemedik. Kendisi düştü diyor hala ya. Biz bir şey yapmadık diyor. Ya kadın, sen beni delirtecek misin? Dağıtırım bak bu evi. Duydunuz mu? Ya sen ne diyorsun kadın? Sen ne diyorsun ya? Aylardır birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Hala ne mal okuyorsun bana? Yeter. Gerçekten yeter. Biz bunları duymak istemiyoruz ya. Biz bunları duymak istemiyoruz. Lütfen gider misiniz bu evden? Hadi. Gideceğiz zaten. Gideceğiz. Ama bunların hepsini polise anlatacaksınız. Hadi git aç kapıyı da gördüğünü. Geldi. Polisler geldi. Anneciğim lütfen sakin ol. Lütfen. Geldiler. Lütfen sakin ol. Ne oldu avukat hanım? Verdiler ifade. Tutuklanacaklar herhalde değil mi? Vallahi sonuç pek hoşumuza gidecek gibi değil. Nasıl yani? Ne demek bu? Polislere verdikleri ifadeyi okudum. Olayı aynen size anlattıkları gibi anlatmışlar. Bu şartlar altında daha dava açılacak gibi durmuyor. Nasıl dava açılacak gibi durmuyor ya avukat hanım? Ne diyorsunuz siz? Ya bu yaptıkları yanlarında kar mı kalacak bu ahlaksızların? Şimdi şöyle, tek kusurları orada olduklarını polislere bildirmemiş olmaları. Tabii herhangi bir yalan söylemedilerse veya bir şey saklamıyorlarsa, ki zaten elimizde delil de yok. Dolayısıyla dava açılmayacak gibi duruyor. Benim babamı öldürdüler ya. Benim babamı öldürdüler. Ne delilinden bahsediyorsunuz siz? Hala delil diyorlar ya. Benim babam ölmüş, hala delil diyorlar ya. Şaka gibi ya. İnanamıyorum, Allah kahretsin. Kurtuldunuz demek ha? Hiçbir ceza almadan yırttınız paçayı yani, öyle mi? Peki, öyle olsun. Öyle olsun Nebahat. Ama şunu sakın unutma. Bana, oğluma yaşattığın bu hayal kırıklığını asla unutmayacağım. Anladın mı? Senin bundan sonra en büyük düşmanın benim. Bu yaptığını ödeyeceksin Nebahat. Mahvedeceğim seni. Allah kahretsin sizi. Yırttınız. Ama şimdilik yırttınız. Daha işim bitmedi sizle. Berk, dinlemen lazım. Kes! Kes, bir kelime daha etme bana, kes! Oğlum düşündüğün gibi değil. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne konuşuyorsun oğlum hala yüzüme baka baka? Sen benim için bittin. Doruk Atakul, bittin. Bundan sonra ne kardeşin ne de dostum sen. Berk! Doruk! Hiç uğraşma oğlum. Şu dakikadan sonra o çocuğu hiçbir şeye ikna edemezsin. Kardeşim o benim. Kardeşindi. Ta ki ona her şeyi okuyana kadar kardeşindi. Sizin kardeşlik vefat etti. Ruhuna el Fatiha. Kolay gelsin kardeşim. Hadi sen bahçeye arkadaşlarının yanına çık. Bugün açılışı ben yapacağım. Ama Burak Hoca beni görevlendirmişti. Kızmasın sonra. Yok. Kızmaz. Kızarsa da ben ısrar ettim derim. Hadi. Hadi kardeşim.
Sen de iyi kilo aldın ha. Varken yiyeceksin oğlum. Yokken zaten yiyemiyorsun. Babalarının nikah çikolatası olduğunu bilselerdi böyle üçer beşer yerler miydi acaba? Doruk, Berk mi istemiyor, neden kavga ettiğinizi anlatmanı, sen mi istemiyorsun? Asiye, ne olur ısrar etme. Anlatabileceğim gibi bir şey değil. Ya garip olan da bu zaten. Berk'le kavga etmeniz zaten inanılmaz. Bir de anlatamayacağım bir şey diyorsun, endişeleniyorum. Günaydın Ataman Koleji. Bu sabah çok değişik bir açılış yapacağız. Umarım herkes buna hazırdır. Berk yapma. Berk değil mi bu? Hı hı. Berk niye anons yapıyor ki? Şimdi sizlere canım kardeşimin, bu hayattaki tek dostumun bana yaptığı hainliği ve beni sırtımdan nasıl bıçakladığını anlatacağım. Gecenin gizik mi çözülüyor Eren? Doruk. Ve bu sözde arkadaşımın annesi ve babası benim babamın ölümüne sebep oldu. Dostum, kardeşim dediğim Doruk Atakol bunları bildiği halde alçakça sustu ve benden sakladı. Doruk, Berk ne diyor? Ne acayip bir okul burası ya. Kim kimin dostu, kim kimin düşmanı belli değil. Ve bu hain kardeş polise gitmek istediğinde ise az kalsın öldürüyordu beni. Berk, bir dakika hocam. Ne yapıyorsun sen ya? Aklını mı kaçırdın? Kapat şunu. Bir dakika hocam, bir dakika hocam. Ve kapat dedim sana Berk, kapat. Ne yapıyorsun sen ya? Derhal odama geliyorsun. Bu yaptığının hesabını vereceksin Berk. Burası okul radyosu. Okul! Kafanıza göre gelip hikayelerinizi anlattığınız yer değil. Hemen geliyorsun. Hemen. Görüyor musun oğlum? Yine en güzel yerinde kesildi. Ya tamam hani yani sen uslu çocuksun da senin baban sıkıntı. Ama olsun. Yine de hadi anlat da idolüm Akif Atakul neler yapmış bir dinleyelim hadi. He? Doruk bir şey söylesene. Berk doğru mu söylüyor? Yok, bir yanlış anlaşılma vardır. Doğru değildir herhalde değil mi Doruk? Doğru söylüyor. Ups. Ne? Ama olay anlattığı gibi değil. O kabul etmese de öyle değil. Nasıl peki? Anlatmak istemiyorsa zorlamaz. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Hepsi bu kadar işte. Benim de bu anlattıklarımdan başka bildiğim hiçbir şey yok. Vay be, idolüm Akif Atakul yine fena karıştırmış ortalığı desene. Oğlum bak sakın saçma sapan bir şey söyleyip canımı sıkma benim, tamam? Lan yok be oğlum, ben ne söyleyeceğim ki sana? Hem ayrıca bence sen git. O kavga kotanı kardeşinle kullan. Belki de. Karakolda ne dediler peki? Hiçbir şey. Resul amcanın ölüm raporunda başını çarptığı yazıyormuş.
Bizimkiler de olayı öyle anlatınca hiçbir şey demediler. İfadelerini alıp bıraktılar. Ben pek anlamadım. Yani sen belki her şeyi anlatmışsın. Niye sana hala bu kadar öfkeli ki? Çünkü duyar duymaz söylememiş veya polise beraber gitmemiş. Çok bariz değil mi sence de? Bak gerçekten şu an değil ya. Şu an değil. Sus artık. Ya ben belki anlıyorum. O yüzden onunla konuşmaya çalışıyorum zaten. Ama herif acayip öfkeli. Ne o? Doruk Atakul ve masalları saatine mi denk geldin yoksa? Berk, oğlum bak yapma böyle. Gel iki dost gibi konuşalım. Dost gibi mi? Sen dost musun da seninle dost gibi konuşacağım ya? Berk çok fevri davranıyorsun. Çocuğun annesinin babasının yaptığı bir şey için neden Doruk'u suçlayıp onu cezalandırıyorsun ki? Benim babamı öldürdüler Asiye. Bunlar benim babamı öldürdüler. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Aa canım sevgilim senin canın sağ olsun mu derdin? Yoksa benim gibi sinirden delirir miydin sen? Bunu bir düşün istersen. Ayrıca Doruk da çok suçsuz değil. Berk polise gitmesin diye onu öldürmek üzere olduğunu unutmayalım. Saçmalama Aybüke, isteyerek mi yaptı? Tamam Dasiye, birini istemeden öldürmek de suç bir yerde. Bence Doruk'un ailesini korumaya çalışmasının anlaşılmayacak bir tarafı yok. Sen de olsan sen de aynısını yapardın. Yengem hapse girmesin diye elinden geleni yapardın. Ya siz niye karışıyorsunuz ha? İkisi arasında halledecek işte, tamam. Herkes yerine geçsin. Hemen. Herkes de bir gergin arkadaş. Geçtik hocam. Bugün okul radyosunda yaptığın uygunsuz paylaşım için ihtar aldım belki. Müdür bey bu konuyu seninle daha sonra konuşacak. Olur, konuşuruz. Neyse ki çok şanslısınız. Müdür bey anlayışlı davrandı da sınıfınız için organize edilen etkinliği iptal etmedi. Yalnız bize bir etkinlik bilgisi gelmedi, onu söyleyeyim mi? Şile Ormanı'nda ATV etkinliği yapacaksınız Oğulcan. O yüzden enerjinizi boşa kavga etmeye harcamayın. Derslerden sonrasına saklayın derim ben. Bu ATV dedi, traktör gibi hani küçük şeylerden oluyor değil mi? He o. Evet tamam. Hocam tamam ya, o iş bende. Ustasıyım ben yani ATV'nin. Ya he ustasısın. Lan oğlum inşallah seninle şöyle güzel bir parkurda denk geliriz çamurlu da senin bir üstünü başını çamura bularım ben. Evet arkadaşlar, bir konu daha var. Bu tip etkinliklerde liderlik etmesi için iki kişi seçmem istendi. Doruk ve Asiye, siz geçen yıl okul temsilcisiydiniz. Bu yılda bu şekilde devam etmek ister misiniz? Olur hocam. Fark etmez. Ben onların beni temsil etmelerini istemiyorum hocam. Tabii böyle bir hakkım varsa eğer. Var tabii. Süper. Tamam hocam, etmeyelim biz temsil. Peki o zaman Ömer, sen olmak ister misin? Yani fark etmez hocam. Hocam, ben yapabilirim eğer izin verirseniz. Ben geçen sene de okulumda sınıf temsilcisiydim. Yapabilirim yani. Sen ne düşünüyorsun Ömer? Yani... Bence kabul etme yani. Leyla ne alaka? Ne olacak kızım? Olur hocam, hallederiz, yaparız. Peki, süper. Şimdi kitaplarınızı açıyoruz, kaldığımız yerden derse devam ediyoruz. Başlayalım. Sıkıştıracak bizi. Yavaş, korkuyorum, yavaş. Yavaş, korkuyorum, yavaş. Yavaş.
Asiye! Asiye, iyi misin bir tane? İyiyim, iyiyim. Biraz çenem acıyor ama. Kanıyor biraz. Dur, elleme çok. Başka bir yerinde bir şey var mı, ağrın falan ha? Yok yok, iyiyim. Asiye! İyi misin? Merak etmeyin, iyiyim ya. Ya dur, dur! Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Oğlum ne oldu, karşınıza hayvan falan mı çıktı? Sihir. Yok, hayvan falan değil de manyağın biri çıktı karşıma. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Lafını bil de konuş lan. Ne biçim konuşuyorsun? Oğlum öldürüyordun lan bizi. Bu yaptığın manyaklık değil de ne? Az bile yaptım. Senin annenle baban, benim babam orada. Gözlerinin önünde can çekişirken sessiz kaldı. Bu hiç bile. Sanar, öyle olmadı diyorum. Yeter artık, kendine gel. Gelmezsen ne olur ha? Ne yaparsın? Ailecek biri olur, beni de mi öldürürsünüz yoksa ha? Ne yaparsınız? Şişt, bir sakin olun. Siz hesaplaşacaksınız ya, kardeşime zarar veremezsiniz. Şimdi ikiniz özür dileyin, hadi. Tamam Ömer, büyütmeyelim ya, bırakın. Haklısın Ömer. Özür dilerim. Suçum olmamasına rağmen özür diliyorum. Bir de hala gülüyor musun ya? Sıkıştırdın lan bizi, o yüzden tamam düştük. Daha kötüsü de olabilirdi. O ne demek ya? O ne demek? Berk, ne demek daha kötüsü olabilirdi? Kendine gel istersen. Sana ne oluyor Aybüke? Senin öfkeden gözün dönmüş, farkında mısın? Bu yaptığının haklı bulunacak hiçbir yanı yok Berk. Benim de başıma bir şey gelebilirdi. Ayrıca senin hırsın yüzünden Asiye daha kötü yaralanabilirdi. Senin o çok sevdiğin Asiye seni cam yığınının altında bıraktığında böyle korumuyordun ama onu. Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Ya bırak Allah aşkına Aybüke ya. İşine gelince sevgili kuzenin, işine gelmeyince de... Yeter, kes! Bence kendinde değilsin sen. Kendine gelene kadar da git, yok ol. Ne haliniz varsa gör. Ne haliniz varsa görün. Gel sana oturtalım şunu. Yerinde ağrı var mı başka? Yok, yok. İyi misin ya? Ömer'in eli nasıl? Revire gösterelim dedim ama dinlemedi beni. Bu sene revir bayağı yoğun geçecek gibi duruyor. Bence de. Aybüke, bir gelir misin? Biz senin gibi tehlikeli değiliz Berk. Yaklaşabilirsin. Emin olsan çok daha tehlikeli olabilirsin. Genlerinizde var çünkü sizin. Anlıyorum kardeşim. Aynen böyle devam etsen. Kardeşim falan deme lan bana. Yeter artık Berk, sıktı triplerin. Yok, burası artık okul değil. Yüksek gerilim attı. Ataman Koleji değil, biz onun ismini değiştirelim, trafosu koyalım. Bence daha iyi olur. Sizin aranız hala kötü mü Berk'le? Arada açmadım. Aybüke, konuşabilir miyiz artık biraz? Hı? Lütfen. Ben kütüphaneye gidiyorum, görüşürüz sonra. Aybüke. Aybüke. Aybüke, lütfen. Ne? Ne var? Ne istiyorsun? Neden benimle konuşmuyorsun? Hı? Neden telefonlarımı açmıyorsun? Bir söyler misin? Şaka yapıyorsun herhalde, değil mi? Yok, şaka falan yapmıyorum. Sorun ne? Ne sorun? Sorun ne mi? Doruk'la konuşmuyorsun diye deli gibi davranıyor olman ve gözünün hiçbir şey görmüyor olması olabilir mi? Saçmalıyorsun şu an Aybüke. Doruk'a neden öfkeli olduğumu çok iyi biliyorsun sen. Tamam, neden öfkeliysen öfkelisin. Tamam. Ama sen Asiye'ye zarar verdin mi? Verdin. Özür diledin mi? Dilemedin. Benim ilgilendiğim nokta orası. Anladım. Taraf tutuyorsun yani, doğru mu? Berk, ne tarafı? Evet. Asiye'den özür dilememi istediğine göre sen de doğrunun tarafındasın. Doğru mu anlamışım? Kafayı yemişsin. Berk, gerçekten iyi değilsin ya. Git. Git bir psikoloğa görün, konuş.
Kafan toplansın, kendine gel be. Ben gayet de kendimdeyim Aybike. Merak etme sen. Kimseden falan da özür dilemeyeceğim. İyi o zaman. Ben de seninle konuşmamaya devam edeceğim. Hadi bay bay. Doruk hepinizi dolduruyor. Hepinizi zehirliyor, biliyorum. Biliyorum. Aa, selam. Sen de mi buradaydın? Aynen. Yeni yazıldım. Biz de. 70 lira Doruk Bey. Aa, ya benim cüzdanım soyunma odasında kaldı. Ben çıkarken... Buradan alın. Yok yok, gerek yok gerçekten. Ben hallederim çıkarken. Yok yok, buradan alabilirsiniz lütfen. Hatta aynısından bana da bir tane. Ben hallederdim ama. Eminim ona. Ama böyle olunca bana borçlu oluyoruz. Yani istersen sonra kahve olarak da ödeyebilirsin bir gün. Peki tamam. Teşekkürler. Ne demek? Afiyet olsun, rica ederim. Oo, herkes buradaymış. Ataman Koleji spor salonuna dönmüş Yakut Kulüp. İnan bana genç adam. Burada olduğunu bilseydim elime dambuz bile almazdım. E artık biliyorsun. Gidebilirsin. Yo. Rahatsızsan sen gidebilirsin. Nereye gidiyormuş ya benim basket arkadaşım? Ha? Easy be. Benim bir yere gittiğim falan yok zaten ya. Beni de kolayca ezebileceği diğer varoşlarla karıştırıyor galiba bu arkadaş. Yeniden eski Berk oldun ha? İyiymiş. En azından dostlarıma karşı sahte değilim. Senin gibi. Biraz ortam fazla mı gerildi? Acaba arkadaşlar? Yani diyorum ki acaba biraz hepimiz spor yapıp stres mi atsak? Arkadaş sabaha kadar oynasa yine dağıtamaz o stresi. Hadi kaçtım ben. İyi, o zaman okulda görüşürüz. Kaç kaç. Ailecek anca kaçın siz zaten. İyi, o zaman ben de pilatese kaçıyorum. Çıkışta görüşürüz. Kaçın mevzu ne bilmiyorum ama şunun için canını sıkmaya değmez. Senin yeni kankan benim ya. Şu içimdeki öfkeyi bir kutsam aşırı rahatlayacağım zaten de. Dur bakalım ne zaman. Hadi hadi maça geçelim. Görelim bakalım sahada nasılmışsın. Ne içelim? Merhaba. Berk durur musun? Sana diyorum Berk. Durur musun? Ne var, ne istiyorsun? Aklını başına almanı. Toparlanmanı. Yaptığın saçmalıkları görmeni. Daha sayayım mı? Sayma. Kendine say. Berk lütfen yapma böyle. Bak anne babalarımız saçmalıyor diye bizim dostluğumuz bozuldu. Bir son ver artık buna lütfen. Biz dost falan değiliz be Doruk. Bitti o iş. Bitti ha? Bitti. Peki, tamam. Madem kararlısın, öyle olsun. Peki Ömer, Asiye, Aybike, onlarla derdin ne? Onlarla derdim de sensin. Senin yörüngende dönüyor olmaları. Anladın mı şimdi beni? Yanlış yoldasın Berk. O Sarp denilen çocuk seni kötü etkiliyor. Onunla arkadaşlık yapma. Ulan onca yıl senin gibi bir yalancıyla arkadaşlık yapmışım da. Onunla mı yapmayacağım? Ha? Bak. Ben sana yalan söylemedim. Sadece gerçeği nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ama sonra anlattım. Bu ikisi farklı şeyler. Farkına var artık bunun. Benim açımdan bir farkı yok Doruk. Ben çok sevdiğim, çok güvendiğim insandan çok da büyük bir kazık yedim. Bu kadar. Günaydın. Günaydın. Maç mı var bugün? Milli takım basket maçı var. Allah Allah. Ben senin bu kadar koyu basket taraftarı olduğunu bilmiyordum. Aşk olsun Asiye. Basket, futbol, güreş, handbol. Bayağı her alanda vatan millet Sakarya'yım ben. Koyu bir taraftarım. Kaçırmışım onu. Şurada da düğüm var, çözelim onu. Çözmek yok. O bende şey. Ne? Totem. Totem mi? Nasıl yani?
Şimdi ben bunu böyle maçtan önce bağlıyorum. Eğer böyle olur da yenilecek gibiysek çözüyorum. Ayrıca bir de maç izlerken uğurlu formamla uğurlu çoraplarım var. Bir de işte, o kadar. Bir de ne? O kadar işte. Hayır, bir şey daha var, söyle. Boş ver şimdi ya, gülersin. Ya Doruk, niye güleyim? Merak ettim, söylesene. Ama bak, bunu bu dünyada bilen ilk sen olacaksın. Hiç kimseye söylemek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya şimdi evde bir tane de oyuncak ayı var, tamam mı? Bu çocukken benim en sevdiğim oyuncağımdı. Ben böyle bir şeyi çok istediğim zaman, yani çok dilediğim zaman bunu başucuma koyuyorum. Yani başucuma koyarak uyuyorum. Ve çok enteresan, ben bunu ne zaman yapsam benim istediğim şey gerçekleşiyor. Yani bayağı maç kazandırmışlığı falan var o ayıcığın. Hatta ayıcığın Avrupa Şampiyonası'nda yarı finali var, öyle söyleyeyim sana. Niye öyle bakıyorsun? Çok mu aptalca geldi? Ya hayır, saçmalama. Bence çok tatlı. Ama bak, kimseye söylemeyeceğim dedim. Söz mü? Doruk, sen bana güvenmiyor musun ya? Niye söyleyeyim birine? Söz mü? Söz. Tamam, o zaman gel. Ama ayıcık konusunda ciddiyim ha. Hadi bekle. Oyuncak ayı ya. Bombaymış bu ya. Ama ben şimdi çenemi tutamam ki be Dorukçuğum. Tüh. Ne yapacağız şimdi? Asiye. Ya sıkma canını kızım, elbet çözülür bu mesele. Ya halbuki anlar hatasını, senden özür diler. Merak etme. Özür dilemez, affedeceğimi zannetmiyorum. Çok kırgınım çünkü. Hatta kızgınım da. Sizinki de tam dost kazığı oldu ya. Yoksa kuzi kazığı mı dememiz lazım. Vallahi ben de çok şaşırdım. Yani böyle birbirinizin arkasından işler çevirmenize falan şok oldum. Ya arkadaşlar, siz artık kendi işinize mi baksanız acaba ya, ha? Tamam. Hadi bakalım biz işimize. Görüşürüz. Ömer, sen çık istiyorsan ben Doruk'u bekleyeceğim. İyi, dışarıdayım ben. Tamam. Bu ne ya? Dönüşte akbilimiz yok, yürümemiz gerek. Asiye, bu arada Doruk cidden oyuncak ayıyla mı uyuyormuş? Geri zekalı bir sevgilim var, ne yapayım, o da böyle biri. Asiye, bu senin mi? Ne? Evet ya, şey, Ömer'le ilk derste yazışmıştık da. Ama bak, sakın akbinizi ben ödeyeyim, arabamla götüreyim falan deme. Zaten yağmur falan yağmıyor, biz yürürüz. Doruk, niye öyle bakıyorsun? Asiye, tamam. Salakçı olduğunu ben de biliyorum ama... sana kimseye söyleme demiştim. Neyi? Sence ben geri zekalı mıyım? Gerçekten geri zekalı olduğumu mu düşünüyorsun? Ne diyorsun Doruk, anlamıyorum şu an. Bu ne ya? Doruk, bunu ben yazmadım. Bunu gerçekten ben yazmadım. Sana söylediğim o salakça şeyi senden başka hiç kimseye anlatmadım. Doruk, gerçekten benim böyle bir şey yazabileceğimi mi düşündün? Evet. Senden başka hiç kimseye anlatmadım diyorum Asiye. Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Direkt benim suratıma gelip Doruk sen gerizekalısın da diyebilirdin. Ömer'le bir olup benimle alay etmene hiç gerek yoktu. Kahretsin. Doruk.
Nasıl patlatsam bunları derken top ayağıma geldi resmen. Yazımız da gayet benziyormuş be Asiye. Hiç zorluk çıkarmayacaksın bana. Sana demiştim ben Doruk. Ne yaşarsam aynısını sana da yaşatacağım demiştim. Kanka. Değil mi? Aşırı tatlı. Ben de sarılmadan yapamıyorum artık. Güzelim benim. Okulda da kendini yalnız hissetme istedim ha. Ne diyorsun oğlum sen? Geceleri sarılıp yatıyormuşsun ya. Sevgilini anlatıyordun hani. Hayır Doruk, böyle bir şey anlatmadı bana. Ya o tarz bir şeyler işte. Yok baş ucunda yatıyormuş, yok bambaşka bir şeymiş. Kendi kulaklarımla duydum Asiye. Sevgilini kollamaya çalışma lütfen. Ama pardon, bir dakika, bir dakika pardon. Sana güvenmeyen sevgilin demeliydim, değil mi? Sen yazdın. Evet. Evet, ben yazdım. Test ettim ilişkinizi işte oğlum. Ama maalesef sınıfta kaldınız gençler. Sen kendini kim zannediyorsun da benim ilişkimi test ediyorsun? Ha? Gerizekalı. Doruk tamam. Tamam Doruk, bulaşma, boş ver. Derdin ne oğlum senin benimle? Anlatsana bir bana. Derdim mi ne? Benim derdim sensin Doruk. Komple sen. Ve senle ilgili her şey. Berk tamam. Kendine gel. Kendimdeyim ben Süsen. Sadece doğru hak ettiğini yaşatmak istiyorum. Yaşatacağım da. İyice kafayı yedi. Kime sataşıyorsun da şaşırdı. Ya Süsen, sen arkadaşsın, bir şey mi söylesen, bir konuşsan falan, bu ne? Şu an beni dinleyeceğini hiç zannetmiyorum. Doruk'a hala çok kızgın. Seni nasıl takıntı etmiş böyle ya? Hakikaten ya. Artık ben de tutuluyorum ha buna. Ya baksanıza şuna. Bizi dinliyor, Asiye'nin yazısını taklit ediyor, notunu alıyor, benim önüme çıkarıyor. Ya akıllı mantıklı insanın yapacağı hareketler mi bunlar? Ruh hastası manyak. Sen de bana inanacağın yerde Berk'in oyununa geldin. O kısmı ne yapacağız Doruk? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.